Evet, herkese günaydın. Haftanın dördüncü işlem gününde. Önemli bir şirketi ve şirketin e, değişim hikayesini konuşacağız. Zaten başlıkta da kocaman yazıyor. Dün Orgen'in e, analiz toplantısı vardı. Heyecan verici bazı gelişmeleri açıkladılar bize. Ben aslında biraz daha standart, yine taahhüt işini konuşuruz, yine metro işlerini konuşuruz diye düşünmüştüm ama yanlarda özellikle... E, bazı ürünlerin fotoğrafları vardı dikkatimi çekmemiş e, güzel bir hikaye olabilecek nitelikte bazı açıklamalar bulundular bunu sizlerle paylaşacağım Orge ile ilgili analiz toplantı notunu yazacağız muhtemelen bugün içerisinde çıkartırız bu arada yazdığımız raporları gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey bu. Okunmak çok güzel yani. Burada zaten finansal okuryazarlığı teşvik etmek adına biz bu raporları çıkartıyoruz. Bayağı yankı bulmuş. Özellikle sosyal medyada. Bu çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için de. Yazıyorsunuz bana da. Yeni raporlar çıkacak. Bunu buradan mutlulukla söylüyorum ve takip etmeye de devam edin diyelim. Şimdi Orgen'in bir biliyorsunuz metro işi yapıyorlar elbette ki ama bir önceki yani 2014 yılında bu metro işini aldıklarında da yapmış oldukları açıklamalarda heyecan verici bir hikaye oluşmuştu bu bizim için. Şimdi ilk defa 25 yıllık iş hayatlarında bir üretime girecekler. Dolayısıyla aslında bu da heyecan verici zaten kendileri de çok heyecanlılar tüm motivasyonları ve eforları bu işe harcamış durumdalar ayırmış durumdalar ve heyecanlı bir şekilde anlattılar Dünya ile rekabet edebilecekleri global bir ürün olan elektrikli araç istasyonu yapacaklar ve şu anda dediğim gibi tüm motivasyonlarını buna ayırmış durumdalar, heyecanlılar. Şimdi rakamsal büyüklükleri, yani şirketin finansallarına yansıyacak rakamsal e, büyüklükleri, işte e, üretim tesisleri olacak gibi detayları e, açıkçası bizimle paylaşmadılar. Bununla alakalı büyük bir ihtimalle 2023 yılı içerisinde bir lansman yapacaklar. Çok uzun bir süre e, olacağını zannetmiyorum. Çünkü donanımsal hazırlıkları yapmışlar. Yazılımsal olarak biraz daha süreye ihtiyaçları var. Dolayısıyla aslında ürünlerin de e, tasarımları hazır. Bununla ilgili zaten e, almış oldukları e, belgeler var. E, patentlerini aldılar. Dolayısıyla aslında yarı hazır gibiler. Bir tek yazılım. Zaten burada şirket en önemli şey yazılım. Yazılıma çok çok önem veriyor. Şirketin söylediği bazı cümleler var, kelimeler var. Bunlar çok e, dikkat çekici. Bir kere bu işin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylüyorlar ve bu EV işiyle birlikte diğer işlerini de birleştirip işte mesela e, nedir bu? Ee, EV, ta, EV, taödü, gesi kombine edip bütüncül işler yapmak ve bu metro işinde biliyorsunuz çok büyük bir kar marjı yakaladılar. İşte İkinci çeyrek bazında %40'ın üzerinde %50'nin üzerinde net kâr ve brüt karlılık söz konusu kâr marjları şirketin oldukça yüksek ve yüksek kâr marjları ile çalışmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu işte de bu kâr marjını yakalayabilecek ölçüde bir standarda sahip olmak istiyorlar. Şirketin amacı yeşil tarih şirketi olma. Arzusu. Yani bunu ifade ettiler. Biz yeşil e, taahhüt şirketi olmak istiyoruz dediler. Ve şu anda kendilerini ifade etme biçimleri dengeli bir değişim dönüşüm sürecine girdikleri ve amacının tüm dünyayla birlikte sürdürülebilir bir yeşil süreç içerisinde oldukları ve bu motivasyonla birlikte çalıştıkları. Şimdi iki tane ürün olacak. AC ve DC dedikleri ürün. DC ürün biraz daha bu e, hızlı şarj dediğimiz büyük Montanlı e, şeyler olacak, ürünler olacak. E, bunları nerede görebiliriz? Bunları otobanın üzerindeki oksijenlerde görebiliriz. görebiliriz? Dolayısıyla bunlar biraz daha hani büyük çaplı olan şarj istasyonları olacak. E, AC'ye biraz daha yakınlar çünkü bu AC de şu anda içinde bulundukları işlerle adapte etmeyi e, planlıyorlar. Yani DC de yapacaklar elbette ki ama EC kısmına biraz da e, önem verdiler. Şimdi burada e, nedir bu? EV tipi olanı var. Bir de işte isparkların yanında hemen aracınıza doldurabileceksiniz bir işte burada uygulaması olacak. Bu uygulamadan takip edebileceksiniz. E, kredi kartınızı okutup e, buradan hemen hızlı bir şekilde faydalanabileceksiniz ve aslında tamamen portatif bir e, elektrikli araç istasyonunda. Yol başında, sokak başında görmeniz mümkün. Bunu amaçlıyorlar, bunu planlıyorlar. Bir de bunun ev tipi olanı var. İşte evinizde 6 saat gibi bir süreçte aldıkları enerji. Bu arada e, bu konuda elektrik üreticisi olmayacaklar. Elektrik satıcısı olmayacaklar. Tamamıyla donanım ve yazılım satacaklar. Dolayısıyla bu yazılımı da çok önem veriyorlar. Yazılım konusunda... E, bize çok e, heyecanla bilgi verdiler. Çünkü şu anda e, özellikle bu konuda şarj istasyonu konusunda dört tane üretici var Türkiye'de ve e, tabii ki çok fazla. 150 tane aslında e, araç görmemiz mümkün bu konularda. Ürün görmemiz mümkün ama e, 4 üretici var ve 1.6 yazılımı kullanıyorlar. Yani aslında eski diyebileceğimiz yazılım kullanıyorlar. Şirketin en övündüğü, organın en övündüğü kısım 2.01 yazılımı kullanacakları. Yani şu anda dünyada bunu kul Türkiye'de yok. Dünyada kullanılan e, en bildiğimiz şu anda hani biraz daha wow dedirtebilecek Tesla bu yazılımı yazılımı kullanıyor. Dolayısıyla aslında Orge şu açıdan da bir üstünlük sağlayacak. Hem Türkiye'de yeni yazılımla birlikte elektrikli araç şarj istasyonunu buraya getirmiş ve burada bunun kurgusunu yapmış olacak. Hem de elbette ki bu yazılıma sahip olmasından dolayı güncellemelerden yeni bilgilerden e, bu tamamıyla buradaki e, bilgi akışından da e, önceden e, sahip olacak aslında bu konuda belki biraz daha öncü niteliğinde bir e, hareket alanı içerisinde olacak şirket bazı rakamlardan bahsetti bunları söylemek e, iyi olur e, pazar büyüklüğünü anlamak adına şimdi dünyada bu kamusal olarak söyleyeceğim ama 12.7 milyon şarj istasyonu var ve kamusal olarak AC toplamı 400 milyar dolar. Kamusal ve özel olarak ayrılıyor, kafa karışıklığı yaratmasın. ABD'de 28 milyon ünite, Avrupa'da 29 milyon ünite ilave eklenmesi bekleniyor. Özel ünite eklenmesi bekleniyor. Bunların toplam parasal büyüklüğü 600 milyar dolar. Türkiye'de kamusal 250 bin ünite, özelde 750 bin ünite öngörülüyor. Kamu ve özel toplandığında parasal büyüklüğü 1 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşıyor. Ve Türkiye'de kamusal özel toplanı, topladığımızda pazar büyüklüğü bakımından 5.75 milyar dolara e, ulaşacak. Yani aslında şirket bu açıdan iyi bir potansiyel ve fırsat olduğunu e, belirtiyor. Ve e, e, Güçlü de bir aslında şey de kullandı Çinle rekabet edeceklerini e, belirtiyorlar e, bu da önemli bir e, söylendi tamamıyla şu anda fizibilite aşamasındalar dolayısıyla mesela şu anda e, nereden bu e, kaynak bulacaklarını, fonlama yapacaklarını da tam olarak belirtmediler. Yani önemli bir kısmını öz kaynaklardan karşılayacağını söylediler ama büyük bir işte yatırım teşviklerinden ve yeşil finansman değil mi? OVP'de de aslında vardı. Faydalanabileceklerini de e, söylediler. Yüksek standarda ürünler yapacaklar ve global dünyada yarışmayı planlıyorlar. Bu işte 2 birlik yazılım oldukça önemli onlar için ee, ve oldukça da heyecanlılar. Ee, öncelikle hayırlı olsun diyelim tabii ki. Bu önemli bir dönüşüm olabilir. Çünkü neden şimdi Orge yani e, bunu herhangi bir şirket yapmıyor. orge metro işine girdiğinde de çok heyecanlılardı ve biz buna tanık olmuştuk. Ve şu anda metro işi baktığımız zaman oldukça güzel bir şekilde yürüdü ve devam ediyor. Metro işinden de bahsedeceğim birazdan. Bu da yeni bir iş yani aslında e, bunu Orga yaptığı için yan basma e, lüksleri yok. Dolayısıyla eğer başarırlarsa, istedikleri gibi olursa oldukça güçlü bir hikayede bünyelerini Katmış olacaklar. Bunu izleyeceğiz. Yani bu bu oldukça kıymetli olacak. Ee, biraz finansallardan bahsetmek istiyorum. İkinci çeyrek finansallarından. Şimdi bildiğiniz üzere şirketin zaten uzun dönemli kar marjı hedefi %30'un üzerinde. ikinci çeyrekte hem net kar marjı hem de brüt kar marjı %50'nin üzerinde. %52, %53 civarında dedi. ikinci çeyrek için konuşuyorum. Ee, diğer taraftan esas faaliyet karı ve favök marjı da %40'ın üzerinde. %49'lar mertebesindeydi. Halen daha çok güçlü. Bu e, güçlü ciro artışındaki en önemli katkı yeni kontratların alınması, döviz kurunun artması ve yeni kontratların da aslında ağırlığın metro tarafında olması. Şimdi Şimdi şirket şu, şunu ifade ediyor, Şimdi üst yapı işlerinde hem e, çok fazla kişi çalışıyor ve aynı zamanda zamansal e, kavramı da oldukça uzun oluyor. Dolayısıyla bu şirketin biraz da e, kar marjlarını baskılayıcı bir etkile sahip olabiliyor ama metro işi öyle değil, makinelerle çalışıyorsunuz ve hani e, zaman uzun olsa da biraz da, iş gücü daha az ve daha rafine çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şu anda mesela şirket e, bu açıdan rafine e, çalışıyor ve yüzde 50 e, daha e, metro işine ağırlık vermiş durumda ve bu şekilde de finansallarına kar marjını yüksek bir şekilde yansıyor. Bu bir bu güçlü tarafı oldukça iyi. Tabii ki metro işi konuşulunca elbette ki e, analiz toplantısında yerel seçimler de konuşuldu. E, yani şirketin bu konuda herhangi bir e, şeyi yok. E, yani bir e, rahatsızlığı yok onu söyleyeyim. Hatırlarsanız bu bekletilen hazine garantileri e, geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. Dolayısıyla aslında şirketin yavaşlayan ve bekleyen işlerinde de bir imelenme olacağını atıfta bulunuldu şirket etkileri tarafından. Dolayısıyla burada herhangi bir problem ya da olumsuz bir durum söz konusu olmayacak gibi görünüyor. En önemli dikkat çeken notlarıma baktığımda bu yeşil taahhüt şirketi olma arzusu çok kıymetli bence ve metroda da şöyle bir şey ifade ettiler önümüzdeki 6 yılda şimdiye kadar olan metro büyüklüğü kadar metro yapılacak. E, ee, ya şimdi e, metro konusunda Orge çok güzel bir yol aldı ama zaten metronun yüzde şu anda var olan metronun yüzde otuzunu Orge yaptı. Bunu da 2-3 yıl içerisinde yaptı. Aslında e, aldıkları projelerin başında Orge yoktu. Dolayısıyla özgür ağırlık bakımından bir yüzde otuz daha yapma potansiyelleri var ve daha da aslında güçlü marjları da yakalayabileceklerine inandıklarını belirtiler. E, dolayısıyla bu şekilde hareket ediyorlar. E, şu anda aldıkları şöyle bir e, ekran paylaşımı yapıp size sunumdan da biraz gitmek istiyorum. E, devam eden ve yeni alınan işler var. Biraz bundan bahsedelim. Yeni alınan işlerde Pendik Fevzi Çakmak Metro Projesi, Bakırköy, e, Kirazlı Metro Projesi, Koç Üniversitesi, Gebreze, Darıca bu yeni hava limanına çok önem veriyorlar. Halkalı Metro Projesi biliyorsunuz bir GES sözleşmesi de imzaladılar. Dolayısıyla oldukça e, bu konuda e, mutlular. E, 30.06'dan sonra alınan işlerde de kalibre boru çatıgesi yeni havalimanı Halka metrosunda bir e, işte e, 6.374 milyonu bir sözleşme imzaladılar. Backlog'u 30.06 itibariyle 1 milyar TL seviyesinde ve %80 seviyesini yabancı para pozisyonu e, yapıyorlar yenilebilir yenilenebilir enerji tarafına geçtiğimiz zaman da e, orada da şimdi bir sene içerisinde 3 tane iş aldılar biliyorsunuz bu işe geçen sene başladılar ve bu sene projelerin bir kısmını bitirme aşamasındadır. Ümit vaat eden bir sektör ama e, bu konuda zaten bazı şirketler çok daha hızlı yol aldı. Orge bu açıdan daha bebek diyebileceğimiz e, şeydi ama mesela 2-3 megawattlık aldıkları işi 10-15 megawatta taşımak açısından bu 3 tane işin tamamlanması da bence oldukça değerli. TÜTÜK, GONCA ve KALIBRE'yi şu anda devam ettiriyorlar. Bünyelerinde de bunlar var. Bu hemen elektrikli araçlarda fotoğraflar vardı istasyonu açısından bir onları göstermek istiyorum. Burada bu sunum şirketin kendi web sayfasında var. Lütfen açın buraya bakın şurada 2030'a kadar olan büyüklüğü. Ya bu konuda bir kere elektrikli araç istasyonu konusunda çok fazla yol olduğunu belirtiyorlar, çok fazla e, şey olduğunu belirtiyorlar, potansiyel olduğunu belirtiyorlar. Mesela bakın bu L e tipi e, AC modeli, burada da bu da DC dedikleri o büyük işte oksijenlerde ya da e, e, işte petrol ofislerinde görebileceğiniz benzin istasyonlarında görebileceğiniz büyük modeller olacak. Dolayısıyla bu şekilde yollarına devam edecekler. E, büyük bir ihtimalle bilansma yaparlar bu yılın başın e, bu, bu yıl içerisinde. E, orada işte nasıl fonlanacağı, üretim merkezi nerede olacağı, finansallarına ne kadar yansıyacağı bu konuda çok fazla bilgi vermediler. Hani dün bu konuyu açmalarının nedeni hani birdenbire şaşırtıcı bir işte ha biz bunu yaptık de demeyelim, baştan biraz bilgi verelim e, diye söylüyoruz dediler ve e, oldukça da ee, dediğim gibi heyecanlılar şimdi bence e, önemli bir atılım Orgen'in bunu yapıyor olması e, vizyonuyla birlikte yapıyor olması yeşil taahhüt şirketi olma yolunda ilerliyor olması ve aslında e, tüm işlerini de kombine edip bütüncül işler yapmak ve özellikle şu anda elde ettikleri kar marjını koruyarak ve bu ölçüde devam ediyor olmaları oldukça değerli e Ben hikayeyi beğendim. Yapıp yapmayacakları konusunda elbette ki izleyeceğiz. Şirketi takip edeceğiz. Yakından izleyeceğiz. Önemli bir hikaye İşte bu hikayeler yatırım yapma arzusunu ve yatırım yapma iştahını da tabii ki kabartıyor. İzleyelim bakalım nasman olsun bir görelim. Tekrardan bu konuyla ilgili bir video çekeriz, anlatırız size. Hatta belki Nevhan Bey'i de YouTube'muza YouTube'umuza davet ederiz. Kendisi bize detaylarıyla birlikte anlatır. E, bugün bunu paylaşmak istedim. Bu bilgiyi paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Aklınıza yatarsa e, bakıp araştırın lütfen. Bir bakın şirketi de, şirketi de arayın ve lütfen bu e, analiz toplantı sunumunu da okuyun. Açık şirketin e, kendi web sitesinde var. Biz de e, Org ile ilgili analiz toplantı notunu bugün içerisinde yayınlarız büyük bir ihtimalle. Oradan da faydalanmanız mümkün. Umarım faydalı oluyordur. Herkese iyi günler dilerim. Beğenin ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.